Yep, selamlar. Girdik yayına. Artık her kim var ise şu anda seslenen olmadı. Hiç merhaba çeken olmadı bana. Küstüm size. Direkt Sarp geldi. Evet, bu yayını Sarp'a özel yapacağım bundan sonra. Bundan sonra bu yayın böyle. Verdiler mi kızı? Ayın 12'sinde isteyeceğiz arkadaşlar. Ayın 12'sinde Eda'yı istiyoruz. Bu cumartesi değil, bir sonraki cumartesi. Eda'yı istemeye gideceğiz. Kısmetse kızı alacağız, geleceğiz. Şimdi artisi akşamları genelde içerik akşamı oluyor. Şu anda yayındayız. Twitch'e selamlar. YouTube'a da selam gönderelim. Çünkü bu videoları artık çok da fazla işlemeden, yani kendime de zahmet olmayacak şekilde. Çünkü tahmininizce çok Türkiye'de şey yok. İlgisi yok. Ben böyle demek istemez ama çok süper gidiyor arkadaşlar falan ama bunun şahsen benimle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen StarCraft tanıtımıyla alakalı olduğunu varsayıyorum. Umarım öyledir. Öbür türlüsü çünkü çok üzer beni. Neyse. O yüzden şu anda bakıyorum. Kameram kırpılı. Girişimizi yaptık. Merhabamızı çektik. YouTube'a SQ çektik. Herkes burada diyoruz ve girişelim arkadaşlar kaldığımız yerden. Çünkü daha bitirmemiz gereken bir oyun daha var. StarCraft Remastered'da. Remastered'ı biliyorsunuz muhabbetini yapmıştık. Epeydir oynamak istiyordum. Ancak fırsat olmamıştı. Bir bakalım neler yaptık. Terran campaign'i bitirdik. Bu ara onu da söyleyeyim. Her campaign yaklaşık 10 görev ve çeşitli sinematiklerden oluşuyor. 10 görevi yaptık. Hammer Falls görevinde sıçazladık. Çok da zorlandık. AS Mustafa abi hoş geldin. Ay yanlış bastım. Hemen çıkacağım. Cancel. Hammer Falls görevinde biraz zorlandık. Çünkü StarCraft'ta, hatta ben onu bir videoda yanlış söylemişim. Easy'de oynuyorum falan diye. Easy'de oynama gibi durum yok StarCraft'ta. Bölümler giderek zorlaşıyor. Protoss görevlerine başlayamıyorum çünkü Episode 2'yi bitirmem lazım. Episode 2'de, yani bölüm 2'de zörklerden oluşuyor. Burada da Among the Ruins, Aggression ve New Dominion görevlerini yaptık. Sinematiğimizi izledik. Kerrigan'ın gelişini böyle gümbür gümbür duyduk ve Agent of the Swarm göreviyle devam edeceğiz. Arkadaşlar, dostlar diyorum ve lafı daha fazla uzatmıyorum. Girişimizi yaptık dediğim gibi, muhabbetimizi de ede gidelim. Zaten RTC'ler öyle aman aman aksiyon barındıran oyunlar değil. Tabii ki inanılmaz bir oyun ama öyle işte Valorant gibi, LoL gibi, CS gibi ağır aksiyon yok. O yüzden sohbetimizi doyasıya yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şu anda görevimiz, verilen şeyleri ben size özetleyeyim. Türkçe'ye çevirmiş de olayım. Şöyle, çok da aslında uzatılacak bir şey de yok bahsettikleri şey. Bu Chrysalis açılacak. Chrysalis'in ne olduğunu bilmiyoruz daha ama hani işte gazabını şeyin üzerinde tut. Chrysalis'i tüm varlığında koru. Yoksa her şeyimizi kaybederiz falan tarzı bir girişi var. Çok da zaten fazla uzun bir şey değil. Yok, Kerrigan o, biliyorum canım. Evet, grafiklerin gayet güzel bir hale getirildiğinden zaten bahsetmiştik. Şimdi hemen büyüyelim zaten bize. Tamam, hatırlarsanız Kerrigan'ın kaybolduğu görevlerden sonra Rainer'da bir takım konfederasyona karşı eylemler gerçekleştiriyordu. İşte onlardan bir tanesi de General Duke idi. Şu anda sadece Zerg'lere karşı, yani bize karşı ayık olmayın. Aynı zamanda General Duke'e karşı da ayık olunsun istiyor. Bu ara yeni birliğimiz var, Parazit. Sarp kesene bereket canım benim, hiç gerek yok abi. Keyfine bak.
Yani tabi ol yani tabi. İyidir yani. Olalım yani. Spawning pool yapmamız lazım. Drone'lara bakalım. Tamam. Overload yapalım. Lan. Direkt geldiler. Zörklerden çok... Aha. Şey yapmıyorum, hem seslerinden dolayı açıkçası hem de oynanış tarzından dolayı biliyorsunuz bunlar sadece Hatchery'den doğabiliyorlar, işte üreyebiliyorlar, türetebiliyorsunuz falan. O oynama şekli bana biraz ters geliyor. Yani normalde işte Terran mantığı daha mantıklı geliyor. İşte asker dediğin yer barak alan çıkar. İşte işçi dediğin yer command center'dan çıkar falan tarzı. Böyle o biraz Age of geleneğiyle de alakalı ama o bana daha olası geliyor. Ve bir de konuşmuyorlar ya, o da bana biraz tuhaf gelmekte. O yüzden evet, spawning pool yapabiliriz sanırım. Birazcık olsun zorlanıyorum o anlamda. Yok ya, ben nedense şeyde daha rahat ediyorum ya. Adını sen söyle. Terran'da daha rahat ediyorum. Protoss'ta değil yani. StarCraft 2'de de öyleyim ben. Bakalım 5 dakika sonra Kerrigan'ın hatchlemesi olacak sanırım. Yukarıda süre saymaya başladı. Bana defansif bir base verilmiş. Aslında şuralara da biraz daha defansif şeylerimizi yapabiliriz. Şu gelişim için gerekliydi. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şöyle koyalım. Ya zaten bir de benim olayım APM falan değil yani. Yani bana olsun sadece. Yani hikaye versin birazcık. Çok kastırmasın beni. Benim derdim o zaten. Ben oyunu seviyorum evet ama öyle APM'de o da şurdu buydu o tarz olaylara çok yükselemiyorum. Yani şeyden değil, sevmediğimden değil, seviyorum istiyorum ama daha çok pratik yapmam ve tecrübe kazanmam gereken mevzu olduğundan dolayı üzerine eğilemiyorum yani. Yoksa bayağı özeniyorum ve seviyorum aslında o işleri ama ben biraz daha işte Kerrigan şöyle, Rainer böyle ona aşık falan, o tarz kafada kalıyorum yani daha çok. Geçen sefer Spire'la falan bayağı yürümüştüm. Aslında ben hidralistçiyim. Paparazzi. Yani öyle demeyelim ama onun gibi duruyor şu an. Aslında birlikleri ufak ufak tecrübe etmek de isterim tabii ki. Bir bakalım, aslında büyütelim yani işi. Şöyle zırhımız biraz gelişkin dursun.
Jim Raynor bayağı kere güncü zaten ya. Burada öyle mi bilmiyorum da StarCraft 2'de mesela şeydi. Daha fazla şey toplar her zaman. Dur saldırı geldi. Üst tarafın boş kalması önemli değil. Alt taraftan bu Chrysalis'i zorluyorlar şu anda. Aha. Screen captured. O zaman hiç bak. Hiç bird. Ne yapıyorsun ya? Ne yapayım, StarCraft oynuyorum ya. Çok iyi. Aha, hiçbir Terran'ı öldürmeyeceğiz dostlar. Şey, öldürmeyeceğiz diyorum, sağ bırakmayacağız. Kerrigan sana ne yaptı? Kerrigan must survive, tamam. Yani overlordları göndereyim ama... Ya yani ölürlerse diye hoşlanmıyorum işte yani, anladın mı bu işten? Ay üçünü de şeye bastı. Of, Kerrigan'ın kafasına bak. Çok güzel duruyor. Böyle iki güzel aşık gibi durduk mu yani ya? Ben sevmiyorum abi overlordları, dur. Bu ne? Zork Queen ne işe yarıyor? Bu sadece paraliz mi yapıyor? Yok değil mi? Daha parçalar gerek. Şöyle birazcık ufak ufak gidelim bakalım. Aa, burada uçmak lazım galiba. Çardayız galiba ama. Şu Queen'lerin oynama mantığını bilmiyorum ha. Hala ne işe yarıyor? Dur, hiç gerek yok. Gel kardeş sen. Şuraya ben bir işçi daha paketleyeyim, göndereyim. Lan dur. Şurası iyi bir lokasyon. Queen'i ana binaya patlatmadan önce onun için hiç gerek yok abi ya öyle şeylere. Normal ben vurayım geçeyim ya. Buraya nasıl gideceğiz biz? Oo, gidişimiz yok, çok güzel. Tamam, ben o zaman şeyden yürüyeyim. Mutalisk'ten yürüyeyim. Yani Overlord'un birini deneyeyim ama. Guardian ne? Bilgim yok, öğrenirim gelirse, şu anda yok ama. Bakayım.
Spire var, Queen var. Mutalisk var. Tabii şu anda transport unit'i de açık değil mi? Bakalım. Spire'ı yapıyoruz. Ya dediğim gibi zaten halihazırda onlar orayı halleder de şunları tutunca bir kere şey yapmasa neyse halihazırda iyi bir zerg oyuncusu değilim. Yok gelmemiş bana, o yüzden güçlendireyim şurayı. Bir tane daha ben şey yapayım. Bu ara buradan başka yukarıda var, tamam. Şöyle yapabiliriz o zaman, şuraya da kuralım. Hem üretim için. Şuraya çok asılmama gerek kalmadı artık. Cerebrit diye bana seslenme sen, Queen bacı. Yap işte. Ben komutu nasıl verdim sana, o gold yokken, mineral yokken? Ha tabi ben burada şey bastım. Cerebrus ama değil mi? Değil mi? Öyle de bir gerçek var yani. Ben diyorum ki mutalisklerle çözelim bu işi. Hiç kasmayalım kendimizi. Ama mineral üretimimiz azaldı. Şuradan bir işçiyi de şöyle göndermek. Şuradan da bir işçiyi oraya spor yapmak için göndermek istiyorum. O yüzden işçi basalım diyorum tekrar. Tamam. Zörgleri geliştirmek istiyorsan base'e dönüş için bir key atanıyordu. Şimdi hatırlayamayacağım. Keybind. Normal keybind ya, öyle bir şey var mı farklı ekstra bilmiyorum. O şeyi mi bahsediyorsun? Gitgellerinden mi bahsediyorsun yoksa? O şeyde işe yaramıyordu ya. Sıfırdan şeyi yapman gerekiyordu zorglarda. Adını sen söyle. Hatchery sayısı tamam ya, iki tane çok kastırmaz beni. Gerek yok ya, onu oynayalım abi oyunumuzu. Bir de şey var, bunlar larvadan çıkıyor ya, larva muhabbeti yüzünden tam şeyi yapamıyor. Çok saçma bir şey var yani öyle. Not enough minerals. Evet. Mineral konusunda sıkıntımız olacak, o yüzden şurayı da almaya çalışıyorum. Ben de hiç sevmiyorum zörgleri ya abi. Nasıl sevebiliyorsunuz? İnanın bilmiyorum, hiç sevmiyorum. Zörgler sevilmez mi ya? Vallahi sevmiyorum abim ya. Her yere yayılıyoruz yalnız, Şükrü'deki benimsemişlik beni benden aldı şu an. Zaten mantığı. Bir son bir parti daha işçi basayım artık, yeter diye düşünüyorum. Spire upgrade olmuyor değil mi? Yok yok. Upgrade'leri bu kadar abi.
Ya çok para ya. Arkadaşlar bu StarCraft yayın mantığını biliyorsunuz. Şöyle 2 dakika geliyorum hemen. Nerede? Ha, onları orada yaşatmazlar zaten. Zörgler'de tek sevdiğim şey bunlar hayvan ya abi. Şey canları doluyor, o hoşuma gidiyor. Efendim? Ha, yayındayım söyle. Ha. Şırınga. Al abi 2 dakika eczaneden. Ha götürün canım, veteriner imkanı varsa. Şırınga yani en mantıklısı ama ya. Şırınga ama vermeyebilir ha. Yani sütle değil, Eda'yı arasana. Eda şey boştu. Doktor ya da veteriner falan Süt tozu, dediğim gibi veterinere gitme durumunuz varsa zaten gidin, o şey verecek size, anne sütü tozu verecek. Aha. Normalde senin içtiğin süt faydalı değil yani hayvana. Ya içer canım. Gene hiç yoktan iyi canım. Tamam. Hadi abi, eyvallah. Yavru kedi muhabbet oldu da şimdi. Ben şimdi şu mutalistleri bir yerde toplayayım. Grup olduğunda gideriz abi. Şu alt taraf doldurduğumuzda gideriz. Çete bakalım. O dandik mutalarla Hidra vs ne o? Ha. Protosslarda kalkan doluyor. Ya protosslarda kalkan doluyor da, yani kalkandan sonra şeyin kalmıyor ya. Zerg o yüzden bana hepsinden daha güçlüymüş gibi bir his veriyor. Ya da yapabilirdik ya aslında. Aynen yapalım. Şimdi dur bakalım. Biz şunun içine bir girin bakayım. 4 tane mi taşıyabiliyor? Buraya yavaş yavaş çıkabilir miyim diye düşünüyorum da alttan da geliyor ya köfteler. Ve zaten harcıyorlar ya. Yani o iş çok zahmetli olacak bana. Toplan git, toplan git. Lan! Misklik! Bir tane kaybettik ya. Orada savunmayı güçlendirdiler ya. Oo. Burada ne kaybettim ben? Hemen bir drone yapalım. Ne?
Vesping gaz tüketimi mi? Teşekkür ederiz efendim, hoş geldiniz. Gaz tüketim üretimi niye azaldı benim ya? Allah Allah. Oraya da 6 tane mutalistle gitmezsin ya. 6 taneyle gitmedim ya. Şeyle doluyla gittim. Kaç? 12 tane alıyor işte. 12 tane elimine gittim. Acaba güçlü mü değilim? Burada da başka gaz şeyi yok yani. Acaba başka haritanın başka yerlerinde var mı diye bakıyorum ama. Vay teranlar var. Kaç tane Zergling alıyor şey? Bir Overlord. Bu daha alır. Şuradaki tank beller onu ya. Bahocan selam. Neyse görevin tamamladı Overlord. Bunları zaten intihara gönderdik bir nevi de. De böyle değildi yani, atak yaptıydık ama. Biraz sıkıntılı olacak gibi bu. Ben şuralara biraz daha spor yapayım ya. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun abi. Vesping gazın mı azaldı? Depleted diyor lan. Çok mu gaz harcadık ki? O zaman böyle Zerg Overlord, Zerg Overlord götüreceğiz biz bu işi. Öyle mi? Thank you.
Yani sadece zerglinglerle olacak işte değil bu aslında ama. Queen'e bakar mısın? Apları tamam mı? Queen şeyini yapmadım ki. Kullanmıyorum diye. Yapayım mı Queen şeyi? Yapayım. Ya Mustafa abi bir şey söyleyeyim mi? Sen çok zeki konuşuyorsun ya. Buradan geçebilir mi bunlar peki? Buradan geçer. O almayayım ya. Bu bana gelmiyordur, değil mi? Ben şey deneyeceğim ama Erdem, geçen sefer senin Marin şeyi hoşuma gitmişti. Bu sefer yine yani asker şeyiyle gitmeyi deneyeceğim. Şuradaki gaz çok çabuk bitti yani. O kadar fazla şey de basmadım aslında. Bu yöntemi bir deneyeceğim ben ya. Hala kamerada yokken bir tane daha tüttüreyim geleyim sonra. Şuradan zerglingleri upgrade edelim bari ya gelen gazla. On my way.
cluster is under attack. What is it now? Yemedi Mustafa abi. Doğru söylüyorsun Arda. Tamam, hepsini öldürmesinler ya. Zorlandık. Dur bakalım ya, tamamen kaybetmeden bırakmayalım ya. Şey Sarp. Yani çıkmadık. Çıkmadık candan umudu çıkarmayalım yani. En azından bir baskı oluşturduk orada hiç yoktan. Ya önemli değil canım, işte oynuyoruz oyunumuz yani. Böyle böyle. Yani onu Hydra da basabiliriz şu anda. Böyle böyle Zerglingler'le alacağız burayı.
Öf, herif ne kurmuş oraya ya? Hah, açayım açayım. Ne haber yavrum? Yalnız bu değirmenin suyu da bitmek üzere. Hoş değil. Buraya bir hatcher daha mı yapsam? Ne yapsam? Tamam bebeğim. Ne oynuyorum? StarCraft 1'de Zerglingler oynuyorum. Zerglingler yalnız. Olaya bak, adı Zerglingler kaldı. Selamlar efendim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bir gaz uğruna. Bak, petrol bu oyunda bile değerli. Abi kaçamıyorum ya. Fena geldiler bu sefer. Burayı kaybedeceğiz gibi. Nasıl yapabiliriz ya acaba? Görevi tekrar bir bakalım. Infest. Infest yapamaz mıyız görünmeden? Ne oluyor abi burada? StarCraft oynuyorum da abi, içimden geçiyorlar şu anda. Hayda, ne StarCraft'ı ha abi? Ah. He, ben şuradan Kerrigan'ı salsam böyle götün götün içeri gidip bu şeyi infestleyemem mi? Aa yok, nereye infestliyorsun ya? Var dedektör çantı şeyler. Evet, dedektör var yanlarında. Burayı yeniden başlatacağız o zaman ya. Nasıl bir strateji geliştirebiliriz buraya? Karşıya hemen geçmem lazım benim. Onun için mutalisk lazım. Direkt Spire falan çıkmam gerekiyor benim. Ama bu sefer de savunmada gol yiyeceğim. Sürekli gelip koyacaklar. Yalnız burayı kaybetmemiş olmam. Bilmiyorum abi. Şu Queen'i bir deneyeyim de yani. Hani bir işe yaramadı. Yaradı mı? Şerafettin hoş geldin.
Up'ları yok ki. Bakalım ne up'ları var. Broodling mi yapacağız? Ensayer mi yapacağız? Mezois mi yazacağız? Marine atacağım. Marine atacaksın. Hangi up yapacağız? Bu ara ben buradan... Şu üretimi durdurabilir miyim acaba? Bir başıma öyle kafayı yer. Kafayı yediniz mi abi? Ya be. Bu kosta kaç birlik oğlum abi? Ne demek abi bu? Hayda. Ya Allah'ım ya. Bak haklı bu da ya. Dünya yiğit mi? Ben yatmam abi de desteğini. Ya abi işte her zaman yiğit ya biliyorsun. Falan böyle. Sallıyor falan. Bak ben ne yapayım? Bak ben ne demişim kanka? Tak yazmış için. Her gözünü çıkar. Çıkar gözünü çıkar. Olayı bilmeler için. Bunu fırsat takmış. Hakkım olan aldığı golün %50'sini vermedi. Bunun için sağ olun. Her sözün desteğiyle konuyu Twitter'a taşıdık. Kardeşim bak demiş mi oğlum ben? Kardeşim hakkını savun demişim. Abi ne yapsın ya? Tweet'te burada abi al. Bana çökecekler Mete. Allah alttan ne yazmış mı Masan abi? Cimri her değeri çözer, her davaya sonuca bağlar diye elinden bilir. ya abi. Evet, tam olarak burayı alıyoruz sanırım ya. Aslanım, arkandayız. Ne oldu yazmış? İnanmazsınız abi ya. O zaman Otuk abi sen atsana bir tane tweet. Yiğit yalancıdır diye. Hayda. Asıl olan şey Yiğit'in bana %50'sini vermesi lazımken diye atarsam bence çok tatlı bir şey olabilir yani şu an. Allah kaç geldi galiba yakalandı. Kaç. Ne dedin? Kaç. En azından şuradaki minerallere yürüyebilirim ve şurada bir gaz var ona yürüyebilirim. Buradaki üretimleri de burada bu amcaların. Abi. Gazı sömürmüşler diye yakalandı. Abi. Efendim kardeşim. Yok daha oynuyoruz bu. Şey hızlı öyle gitti mi? Hayda. Ben an duymuyorum ki seni. Yiğit gitti mi diyor. Yiğit gitti mi bilmem oğlum Discord'a bak. Aklımı alacağım oğlum sana. Bu kadar şey. Ya kanka nereye gidiyorsun ya? Hakkına gitti lan. Üküldün adamı. Gitti mi? Çıktı gitti. Abi ben demiştim bu prosesi istemiyorum görev olmaz falan şeyleri. Tavsiye etmiyorum bu chatte. Moonfrost'a laf söylenmesin adam modu lan. Sanırım burayı... Ne? Bunlar nereden geldi? Benim anlamadım sen de zerk misin? Merin misin? Ne zerk misin? Ben mi zork ya? Zork. Böyle abi Dece'de onun eğimlerini görünce o ataklarımı ya fena diyorum. Ya bunlar sürekli buralara da mı saldıracaklar abi? Oğlum bak sen giderek primat arttırıyorsun bak böyle bir şey olamaz ya ben bile gaza geldim ya. Kendi kendine saldıracak adam. Evet abi.
Bana gel. Oğlum olmuyor, olmuyor. Sende bir yetki yok diyor bana. Abi gidip gelip bunları buraya bırakıyor bu herifler ya. Uzaya git seni. Uzaya git seni. Ben şuraya biraz daha hava soğunması kursam. Peki hava soğunması mı, hava soğunması mı? Senin işine hangisi geliyor söyle. Valla ben benim için soğunması. Soğunması gibi ama soğuk. Öyle bir şey. Soğuleş işte. Gibi. Soğuleş. Mesela ben de Apex gireyim bari arena. Hep başıma yap yalnız. Otur ya git seni. Otur abi şey arıyor musun şarkı? Ne? Yok ya şey YouTube'a video yapıyorum ne? Vay arkadaş öyle ya da böyle kesecekler bunu ya. İyi Mustafa abi? Şey mi isteyeceksin? Bakkal amcayı mı isteyeceksin? Evet. Abi dünyanın en iyi şarkısı. Devam. Oğuz'a dinletiyorum ayağına sen mi dinliyorsun lan? Evet abi. Bağımlısı oldum Fahit abi. Benim de var namık olduğum ya. Kırmızı balık. Kırmızı balıktan efsanesi. En efsanesi. Kırmızı balık siker. Kırmızı balık göl. Mineral de yedik ya ve hiçbir şey yapamadık bak. Tırılak tırılak yüzüyor. Balıkçı Hasan. Kırmızı balık sakın yeme yeme. Ay yine bir tane böyle şey var ya dublajlı şey var böyle. Lan bu sene ya. Başka ne vardı? Dur benim gözüm mü şey olmuş lan? Gözümü çizmişim. Yo çizmemişim. Yani itira. Ver göster. Savunmadım. Çıkar göster savunmadım. Bilmem şimdi bakamam şu an Twitter'a. Şu an hiç hoş şeyler yaşamıyorum StarCraft'ta. Bakıyorum abi. Acaba koca base var şurada hiçbir işe yaramıyor ya. Çok kötü yani. Yok be ya şaka o. Nereye niye banlasın kimseni ya? E buradaki mineral de bitecek abi. Oğlum ben seni niye bandım lan Karduk? Or bir baksana abi aslında ne var ne yok orada diye. Aha Sarp abim. Evet ben de buradayım. Abim yüzün neredesin ya? Kaç gündür kaç yıldır kaç aydır. Gelmeye çalışıyorum arada işte. Adam ya adam. Burada bir bok yok acı. Karşıya geçmemiz gerekecek. Şey geçsen daha iyi olur. Ha? İndiriver zaten de. Karşıya baksan daha iyi olur ya. Şeyle Overlord'la. Yazdığım tweet'i görsen anlarsın. Ne yazdın lan oğlum? Bakayım lan. Abi o abi uçak yani. Savarın range'i ne öyle lan? Tamam tanıştığımız anda itibaren öyle onlar ya. Nasıl birisi olduğunu direkt anlamıştım. Güvenilmez. Bip gibi bir bip bip inandır. Bu şey karşılıksız kalmıyor. Oğlum sen neden... Peki metin benim iki... karşıya geçmem için ne öneriyorsunuz bana? Sağ? Önce sağ alta bakmanı tavsiye ederim. Tamam. Sonra durum göre bakarız. Baktık. Boş gibi değil. Burada da Marin var. Marin yalnız. Belki arabanın solabilir gitmen gereken bölgeye. Doğru. Buraya aslında bir üst düşman fena olmaz. En küçüğünden. Abi telefonum cazur cazur cazur. Oğlum sen neden Star 2 online şey yapıyorsun lan Yiğit?
Kullanacağım korkusu yaşamayın dostlarım, abilerim, kardeşlerim demiş. Aynı etki bende de var, yanınızdayım demiş. Orta server. Star 2 online. Abi adamlar raidlerle geliyor, ben ne yapabilirim ki raidlere karşı? Hydra. Ha? Hydralar. Abi onlar da pahalı unitler işte. Ve çok çabuk ölüyorlar yani. Unitlerden her türlü ucuz. Ama uçamıyorlar, öyle bir sıkıntı. Ne? Unitlerden ucuz onlar her türlü. Hydralar. Ya ucuz da abi işte uçamamaları çok büyük problem ve yani onlara da gaz ihtiyacı var ya. Evet, ucuz değil, olsa istiyorlar aynen. Şuraya bir hatchery daha, bütün parayı hatchery'ye verdik ha. Şarkı açamıyorum şu an maalesef. Telif, telif, telif. Bunu burada görmezler diye umuyorum bu arada. Şu anda tam yettiği kadar var aslında içerin ya. Fazlasına gerek yok. Ya ama oradan daha kolay geçeceğim ya. Yani overlordlarla taşıma yapmak istemiyorum abi. Bey'e baksan ya aslında Hacı abi. Kara bağlantısı var mı şu an hatchery'i kurduğun yerde? Tamam, bir kurulayım işte, biraz zergling falan çıkartayım. Hoppa, kese kese gideriz. Öyle yapmayalım mı? Herhalde önce hani şey yap, araştır. Ama neyle araştıracağım, neyle gelişmiş yapacağım? Overlord'ları indiriyorlar işte. Anladın mı demek istedim? Yani şuradan uçmaya başlarsam şu dedektör sikecek beni. Burada da dedektör var, görüyor musun? Yep. Yani dışarıdan bir yerden de yakalayamayabilirim. Şöyle bir uzun daire alayım. Nasıl olsa bu hatchery'i aa burada da raidler var. Neyse onu buraya, bu tarafa lürleyeyim en azından. Bir tane spor var da ya, oraya doğru çeksene. Yok zaten takip etmiyorlar da. Ben şuradan da bir hydra basayım. Şimdi şuradan başlayayım hydra basmaya. Her ihtimale karşı save alayım. Hiç save'im yok biliyorsunuz mu? Hayda. Ben her zaman alıyorum ya, ne olur ne olmaz diye. Yok şey anlamında hani, adını sen söyle, yıktın yıktın yıkamadın baştan başla abi falan. İşte o baştan başla, baştan base kur olayını falan geçmek için tabiri caizse ben yapıyorum o işi. Ya mesela bu bölüme çok yanlış başlamışız aslında. Yani şeyi adını sen söyle, ekonomiyi çok kötü yönettik. Bak buna bir hız upgrade alalım ya. ...150 olsun. Şunu bir hızlandıralım. Yiğit geleceğim mi bu arada? Dungeon'ı spamlayacağım. Bak gitmiş o raidler. Bu ne? Bu ne? Yukarıda bir yazı çıktı. Ne o? Japonca bir şeyler yazıyor. Bakayım senin... Hayda! Vucu Team 58'den mesaj gelmiş. Dostlar, abiler, kardeşler, bunu yapılan yarın bir gün size ve sevdiklerinize... Bu yazıyı ya okuyan vurduruyor. Ne? Yemin ederim. Seçim başka dedi. Şu an oyundan ses de gelmiyor. Bakayım. Bu ne abi? Yo geliyor. Şu an yeni sesi açtım. Yok, hayır müziğin sesi de geliyor. Bak unitlerin sesi gelmiyor.
Gördün mü? Ha, bilemedim. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? Ana bana bize bir şey olabilir. Haydi. Hayır, içindeyken ölmesinler. Yarın 21. Ulan ne adamsınız ya. Evet arkadaşlar, Yiğit'in büyük açıklamaları olacak. Yarın Twitch alemi sallanacak. Twitch World of Warcraft alemi Ice Zorillax ekibi tarafından sallanacak. Arkadaşlar inanmayın. Yapmayın, etmeyin. Bu kadar hidre yetmez mi ya? Düşünsene bunu duyup bulgur falan geliyor. Sen Zerkler'e gitsen ya aslında abi. Ne Fatih abi? Üstüm vermiş. Basın falan geldi değil mi? Ne oluyor burada diye. Şu ana kadar bir direnişle karşılaşmadık. Bence AI'nin de mineralleri falan bitti. Yo, altta var bak şurada. Yo, kendi bölgelerinde hani farmlayabileceği bir şey kaldı. Sanırım senin dediğin gibi Sarp. Bir kara geçişi olacak gibi. Ama yok gibi de duruyor da yani aynı zamanda. Bakıyorum ve yok. Çünkü sırf senin için boya alıyorum ya lan. Yeter artık ya. Hep bırakabiliyorum insan artık be. 60 mı oldu Mete? Yok abi, daha 50'yim. Abi 49'dum ama dungeon giremiyorum. Çünkü item'lerim yetmiyor Fatih şey, Mustafa abi. İyi Allah'a şükür, ben bu şansı tanıştım. Evet, burada bir gaz daha var abi. Allah azze ben abi, gidiyor bir k ama hayırlısı. Burada aranızda TBC'ye başlayan var mı abi? Ooo, olmaz olur. Fatih abim var. Ooo, yürü abim. Ya başlamak derken 15 levelim. He. Daha yolun başında. Başlamış abi işte, Allah Allah. Başladı. Tamam işte, başlama böyle oluyor. Başlamadan nedir abim? Yok hani klasikten devam eder falan filan, öyle bir algı olmasın diye. 60 level bir sürü karakter var da Draenei katmak istedim bir tane. Tamam. Onlar işte. Oğlum sürpriz konuklar dediğin kim var lan? Utkan mı? Şaman iyidir ya. Hiç var diye onlara yanlış hatırladım. Güzel şaman. Dalgalar falan var. Valla ben Utkan'ı kanamadım ki. Neyi? Yoksa kandırdın mı? Oğlum tweet atan benim lan. Direnişi başlatan benim. Hayda. Burada bir zelfinden var. Abi. Görüyor musun oradan sağ? Buradan geçiş yok. Mutalisk olmadan geçiş yok buradan. Aynen. Mutalisk lazım. Buraya %100 şart. Şimdi ben buraya hatcher'ı yapmayayım. Buradan işçi göndersem oraya olmaz mı? Baba kur ya, o kadar üşenme. Abi mineral zaten sıkıntıdayız ya. Ya şurada sağ altta var, onları hiç farmlatmıyorsun. Oraya da biraz adam üretsen daha hızlı gelir aslında. Biraz yol yürürler ya, yürüsünler. Ya normalde 3 tane mi 4 tane mi ne gerekiyor tam hatırlayamayacağım ama buraya 10 tane falan lazım adam akıllı, gaz alacağım diyorsan eğer oradan. Abi ha? Bu gaz muhabbet için biliyorsun. Aa, yanlışa bastım. Yok, gaz muhabbetinden demiyorum da en azından şurayı. Abi çok yakın ya.
Oğlum ne para kaybettim ya. Altan sıçım. Bitcoin'den be. Vallahi abim ya. Gidiyor kontrolü. 5 tane var. Burada hiçbir şey kalmadı zaten. Tam da geliştiremedik yani. Abi buradan da baskı yiyoruz ya. Baskın, baskın, baskın. Oğlum, şey nerede? Bayan aldım da kalkan nerede? Abiler. Evet, kalkan. Vivala Resistance. Bu Moonfrost olayı nedir? Sinirlenmem gereken bir şey var mı? Yok, tamamen geyiktir abi. Bizim etrafımızda çok sinirleneceğim bir olay olmaz ya. Bize haksızlık yapıldıysa zaten çıkar söveriz abi, ötesi yok bunun. Ananızı hani gülüyormuş orada. Öyle abi. Bakın arkadaşlar abi yanlış falan yok ya. Vallahi yok lan. Şu anda üretimim iyi gibi duruyor. Ya güneyden saldıracaksan mesela o iki tane şeyi AA turret'ı diyeyim indirsen ilk etapta kafi olur sanki. Evet evet, oraya da kurulacağım direkt şeyi, hatchery'i. Ama işte onun için 5 tane değil, biraz daha. Bir full stack yapman lazım ya, 12 tane falan en az, full stack şart oraya bence. Sonuçta falan da getirebilir alet. Kafa house muydu? Şeyimiz ya gibi. Bu Stark. Starcraft 2'deki en iyi geliştirmelerden bir tanesi bu hareket kabiliyeti abi. Queen'in up'larını yapayım. Hangisini demedin ama, hangisini yapacağım abi, zaten çok sınırlı sayıda şeyim var. Hangisini istiyorsun? Tamam yapayım da. Yani bir de kullanmayı bilmiyorum yani, biraz daha net bilgi ver bana. 1 ve 3. Ne işe yarıyor bunlar? Birisi böcek çıkartıyor, diğeri de mana pool'unu artırıyor. En sağdaki. Böcek çıkartıyor derken ne işe yarıyor mesela? Nasıl yapıyor? Herhangi bir mekanik olmayan üniteden yapıyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Adamı patlatıp içinden mi çıkartacak onu? Ha bak, oraya gereksiz evet. Şey harcamayalım. Ya diyorum ya, öyle şey yok, bam 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 hiç geçemeyecek miyim bu bölüm? Geçersin abi, çok rahat. İşte o yüzden kasmaya gerek yok. Neyse yaptı, dur bakalım. Nerede o queen? O queen buraya gelecek. Görevi bitirmesi için lazım değil. Binayı ele geçirmen gerekmiyor. Destroy diyor. Ben destroy tarafını kullanacağım. Sniper Ghost Warrior yeni oyun çıkmış.
Yok peki, yok. Diğer, destroy diyor bak abi. Diğer çöp iyi mi? Infest or destroy. Tamam, iki tane daha mutalisk yapınca saldıracağım. Hoş geldin Taarruz. Evet abi, güzel oyun ya. Overlord'lar ama biraz kara ünitesi de dolduracağı bir de ne? Temel olarak da peşinden yollarsın. Bence daha iyi olur öyle. Abi çok cızır diyor, hiçbir şey anlamadım dediklerinden. Sarp'ın dediğini anlayan var mı? Bir daha söyleyeyim. Overlord'lara abi kara ünitelerini de doldur istersen de hemen mutalisklerden sonra onları da gönderirsin. Tamam, iki tane yeter diye düşünüyorum şimdilik. Bunları da burada biraz savunma için bırakıyordum aslında ama. Overlord etmen lazım bir de yapacaksın acaba. Gidiyorum. Aslında şu an haritaya baktığımda senin ana base'in sağ tarafında bak bir tane çıkıntı gibi bir yer var. Mavilik. Orası sanki daha uygun gibi Hacı abi ama bir baksan ya oraya aslında. Neresi? Orayı denedim. Orayı çok kötü sıkıştırıyorlar oradan. Okay. İlk baş orayı denemiştim. İstiyorsan bir denelim. Ne diyorsun? Şu ortada tamam, bir sanki şey yoktur değil mi? Terran unit'i. Aa tertemiz lan. Bak burada da mineral var, gaz var. Yes, sen nasıl insan oldun ya? Sen nasıl insan oldun ya? Ya Utku abi işte şu adama. O da bildiğin... Bana bildiğin muhafaza muhalefet oldu. Aaa şey bildim. Geri geri geri. Kötü oynamaya başladım. Gördüğün üzere abi. Ya aşağıdan da saldırsan gene aynı şey olacak. Çok fark edecek bir şey yok. Sonuçta adamın üstüne saldırıyorsun. Yani buraya mı bırakayım sence o zaman şu Overlord'un içindekileri? Overlord'un içindekileri. Aynen. Daha rahat diye çıkarma şeyi. Aynı zamanda uçak savarlarla falan uğraşmayacağın için diye düşünmüştüm. Deneyelim. Boşaltıp şu overloadları öyle yanaştırmayı düşünüyorum. Ya düştü adam. Orada haş olması lazım. Tuşa basarsan adamları kovalamıyor Recep abi. Şu an üretimleri durdu gibi. Hemen geliyorum. Ne yapıyorsun Kerrigan?
Gördünüz mü olayı ya? Çok iyi ya. Siz oradan artık. Yavaştan gönder abi Kerrigan, istersen bitti çünkü olay. Yo, destroy diyor ya. Kerrigan must survive diyor ya. Rainer çıktı. Oh, Sarah, gerçekten sen misin? Şu an olduğumdan daha fazla, daha önce olduğumdan daha fazlayım. Seni rüyamda gördüm, bir şekilde beni çağırıyordun. Bendim. Krisalis'in içindeydim işte, zaten biliyoruz. O tabi Octorus ve Duke'ye seslenmeye çalışıyorum tekrar beni almaları için ama o artık geçmişte kaldı, ben artık buyum. Yani şimdi aşkım beni de mi öldüreceğim falan, hani, tatlım beni de mi öldüreceğim tarzında. Yani şu anki gücümle yapmam çok mümkün ama akıllı ol işte, yapmak zorunda değilim, bana karşı bir tehdit değilsin. Senin seçimin tarzında bir yaklaşımı oldu ve şöyle bir bakalım. Abi bu oyunu bu yüzden seviyorum ya. Bölümler uzun uzun. 1 saat. 1 saat. Bak adamların yüzü... He? Thank you dedi yani kısaca Rainer'a. Kerrigan. Aynen 54 dakika sürmüş bir bölüm. Yani güzel. APM'im de 25'miş. Kerrigan şu anda Overmind'ın en güçlü karakteri haline geldi. Süper kompütöre getireceğiz Kerrigan'ı ve Kerrigan must survive diyor. Yani şey, Kakun'un içindeyken hepsini izledim. Gayet yaptıklarından memnunum. Bir zamanlar şeydim, Ghost'tum. Şu anda Ghost şeyini terk etmiş durumdalar. Şu anda onu ele geçirmeye çalışacağız. Yani oradaki bilgileri ele geçirmeye çalışacağız Kerrigan için. Bakalım. Bu herhalde çok böyle zorlamayıcı o şey bölümlerinden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum. Bu ara ben geleyim artık kamerayı da. Adını siz söyle. Bu hani git gir yap topla falan gibi şeyler var ya, bölümler var ya. Onlardan bir tanesi olabilir. Bu da tabii Kerrigan biliyorsunuz yavaş yavaş kontrol ele geçirecek aslında. Hikaye o şekilde evrilecek ama daha henüz o tabii ki yok. Ama diğer Cerebrite'lar bende dahil olmak üzere tabii ki. Bunu hissediyoruz. Hatta StarCraft 2'de bilmiyorum oynayanınız var mı? Zagara biraz bu duruma tepki gösteriyor başta. Çünkü bütün Cerebrite'ları yani yöneten üst akılları elimine ediyordu Kerrigan. Şimdi de o yolda bir şey oldu. Zast bir atar yaptı. Overmind de şu anda devreye girdi. Bir izin ver bakalım ne yapacak görelim. Çünkü normalde bütün Cerebrite'lar ben dahil olmak üzere hepsi Overmind'a bağlı. Yani herhangi bir Zerglink ya da başka bir şey kendi başına hareket edemez. Öyle bir şey yok. Ancak Kerrigan tabii ki öyle bir karakter değil. Aga burada bol bol save al, sıkıntı bölüm bu tarz yerler. Dur bakalım o zaman, bunun quick save'i ne? Bakalım bir tanesini aldık. Bir tane zerkliğini seçmenin kalınca abi. Hmm.
Sene 184, hoş geldin abi. Çok seviyoruz be. Öyle demeyelim. Yani süper kompütürün yerini bulmak bana ne kazandırıyor ki? Save al istersen yine cevap. Arada. Alayım bak, beni tırsıp duruyorsun ha. Ben bu tarz bölümleri hep böyle oynuyorum. Bunlar zor çünkü. Üniteyi kaybettin. Oo Bulut'cum teşekkür yani. Ederiz. Kesene bereket. Adamsın. Bunlar çok kenara kaçmasalar da. Hah, şöyle şöyle. Maşallah o Ghost'un da yani menzili. Yalnız kırmızılar çok mu hızlı iyileşiyor? Yok, bana öyle geliyormuş. Tamam. Bunlar elit hidre ya, normal değil. İsimleri bir farklı bak. Hunter Killer. Hunter Killer. Bir tane Zergling kaybettik. Benim gereksiz kötü oynamamdan dolayı. Ben de genel aradayız. Ha? Ben de buralarda böyle açmaya çalışıyorum. Çünkü bir yerlerden ekstra unit verebiliyorlar yani. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama. Şu yukarı çıksam mesela, normalde sanki işime yaramayacakmış gibi ama. Gelmedi. Bu tuzak falan da olabiliyor o yüzden. Alo alo alo. Sarp. Buradayım hocam. Şey patlıyor senin. Telefonun çalıyor yani, öyle söyleyeyim. Evet. Kulaklar isyanda. Sorry for that. O ne lan, çık buradan, çık 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 çık. Ay öldü ya. Dayanamadı. İki tane Hunter Killer'ım kaldı. Öldürmeyin lan. Pis aşağılıklar. Bunun cloak olmasının bir anlamı yokmuş ki.
Prison door lock. Ne yapacağım? Ha, buldum. Evet, o zorglikler burada harcanmak üzere tasarlanmış oyunda. Kerrigan'ın modeli çok güzel olmuş ama ya. Tabii ben bunu yeni Kerrigan'a göre şey yapmıyorum da. O eskidenki hali aklımda yani. Evet, burada bir sıkıntı olacak gibi. Biraz beklesek mi şunların canları da olsa? Groove yapınca galiba daha hızlı oluyor diye. Ha? Groove yapınca yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar nasıl görüyor beni? Dedektör o şeyler aynı zamanda. Çıkan türlükler. Şu aşağıda kilitli bir kapı vardı, oraya mı gideceğim acaba? Evet. Değil mi? Başka yer yok gibi görünüyor şu an. Ya muhtemelen orasıdır herhalde ya, devam ya, ünite falan her şey girmiş. Öyle bir şey vardır. Bize çok teşekkür ediyorum abi. Efendim Yiğit? Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum dedim Twitter'dan ulan. Tabii canım. Şu an Twitter'da muhabbet ilerledi mi? Hiç bakmıyorum. Bir saniye yok. Bakacağım ya. Özür diliyorum arkadaşlar. Destek verenler olmuş. Destek veren. Destekleyin beni. Abi 38 tane bildirim var Twitter'dan. Aha, Murat'tan falan da yazmış. Eda ne yazmış? Hakkımızı aramak için Twitter'a yazıyoruz falan yazmış. Oğuzhan abiye hesap açtırıp getirttirdi bu. Yere gömersem. O kribin içinde işe yaramıyor muydu? Ben öyle hatırlıyorum. O kribin içindeydi abi. Yarın saat 9'u çeyrek geçe çok önemli bir olay anlatacağım abi, herkes. Kerrigan'la Klopp tacı oldu sen. Evet, fark sabah ettim. Sabah mı akşam mı iyiydi? Akşam abi. Ben bir tüm olayları tüm şeffaflığıyla her şekilde anı. Merak etme abi, tekrarını akşam bir de YouTube atacağım, orada izlersin. Neyle ilgili? Çok Mete ile ilgili. Çok sürpriz konuklarla. Hayda. Evet.
Böyle bir şey olabilir mi ya? %50 hakkımızı vermiyor abi. Ne yapıyor ya? Abi şimdi ben şey yapıyordum. Mete dedi ki gel karakter kasalım dedi. Ben de tamam dedim. İşte K'den çıktım. İşte Mete çağırdı diye girdim karaktere. Ayak yapmaya başladı önce. Yok kanka benim serverda param kalmamış. İşte boya alamıyorum, dungeon giremiyorum falan diye. Dedim boost'a mı gideceksin sen dedim. Evet dedi. Ben de Discord'dan sinirlendim çıktım. Daha sonrasında işte gel hadi biraz da senin olsun yok şöyle yok böyle diye anlatmaya başladı. Daha sonrasında ben tekrar döndüm. Bu sefer yayında bana karşı kışkırtmaya çalıştı insanları. Sonra biz de Mutlu abim sağ olsun Twitter'da eş de kaçtı. Herkes de bekliyoruz. %50 diye. Evet. Hakkım olanı almak için. Özür dilerim kardeşim. Aynı şekilde sözümü onun kesiyorum. Kanalında yine oylama başlattık. O kanalda da oylamada da yine benim %50'sini almam yönünde bir karar çıktı. Bir saniye yine... kardeşim sözünü kesiyorum da. Dostlar bu bölümü de bitirdik. Bu akşamki son StarCraft bölümümüz olsun. Bunu 13 dakikada bitirdik sanırım değil mi? 13 saniye değildir yani 10 saniye. Hızlı olur çünkü. Şimdi briefing'i almadan yani videoyu da izleyelim. Ben bir şey yapayım. Kameradan 2 dakika uçayım. Yiğit'cim çok özür diliyorum. Yok abi. Ya bölüm bitiverdi çünkü. Sen anlatırken. Devam edeceğiz arkadaşlar. Yiğit'in protestosu asla yarım kalmayacak. Evet. Bu şey değil mi? Tamam. Hatırladım. Tamam. Efsane bir videodur. Çok aslında geçiş bir videosudur. Anlattığı bir, yani nasıl söyleyeyim, altyapı temel bir hikaye yok. Sadece zörklerin, nasıl anlatayım, savaşma şeyini anlatıyor. Yani şeklini anlatıyor. StarCraft 1'deki bu yani çizim tasarımlarındaki en güzel olay şu. Marinlerin dikkat ettiyseniz üzerlerindeki şeyler hep kendilerine ait ve çizimler var. Sanki işte bir insan nasıl vücuduna dövme yaptırıyor gibi. Bunlar da çizim yaptırıyorlar ve gerçekten insanoğlu olsak biz uzaya böyle bir şekilde gitsek falan bunu yapardık. O çok güzel düşünülmüş. Mesela StarCraft 2'de biraz daha az o detaylar ama 1'de çok güzel vermişler onu. Yani adamlar ona çok odaklanmış. Kurulmuş bir bomba var. İçine bira koymuşlar tabii ki. Cold Fusion aynen. Bu yeri gerçekten patlatacağız mı eğer zerg görürsek diyor. Ve işte takılıyorlar. Derken bir Hidralisk'ti sanırım bu videodaki arkadaş. Geldi. Adam dumanından bile istifade ediyor. O aslında şey böyle Tykus için çok jenerik bir sahne oluyor orada. Ben bir an içerken bir anda hazır gibi giriyor. Hiç kötü iyi bir ölüm değil ya. Thank you.
Şimdi videonun başında söylemek istediğim yere geldi. İşte zerklerin savaşma mantığı tam olarak bu. Yani ya benimsin ya kara toprağın diyor. Yok ediyorlar. Hiç briefing'i dinlemeyelim çünkü çok uzun olabiliyorlar. Cancel çekelim. Bu akşamlık iki bölüm yeter. Zerklerden yani Zerg campaign'den Amerigo ve Bedelon Amerigo. Yani o uzay üssünün adı Amerigo. Çok da şaşırdık değil mi? Amerigo bölümünü oynadık. Bir sonraki bölümde Dark Templar oynayacağız. İsminden biraz da anlayabiliyoruz. Dark Templar dedik mi? Aklımıza gelen en büyük isim Zeratul. Onunla karşılaşacağımızı umuyoruz. Ben şöyle geleyim. Şöyle YouTube'a el sallayalım ama yayınımız devam edecek. Arkadaşlar buradan YouTube'a bir seslenme yapalım. Sersasil linki aşağıya koyarız. Kanalına destek olalım. Twitter'dan takip edelim. Maruz kaldığı haksızlığa karşı, Moonfrost'a karşı savunalım. Yiğitçimizi ezdirmeyelim. Mete'nin karşısında diyoruz ve bu eğlenceli iki bölümden sonra StarCraft'ta veda ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda diyorum ama yayına devam edeceğiz. Warcraft 3 oynayacağız arkadaşlar. O yüzden neymiş? Twitch'te yayınlarımızı takip etmek önemli diyoruz ve see ya.